Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir görev videosuyla geldim. Bu haftanın, daha doğrusu bu ayın kelimesi me'ydi. Me şeklinde yazılan ve beauty anlamına gelen kelimemizle bir yolculuğa çıkıyor olacağız sizlerle. Öncelikle sesim için özür dilerim. Biraz üşüttüğüm için, biraz hastayım. Sesim o yüzden garip çıkıyor. Ama yine de karşınızdayım ve çok da heyecanlıyım aslında bu konuyu işlemek için. Ben tatile gittiğim sırada çok istediğim ve böyle gelmesini dört gözle beklediğim bir kitapla birlikte çıktım tatile. Ve bu kitap Parıldayan Şeyleri Toplayıp Sana Vereceğim adlı bir kitap. Bu kitabın aslında bir özelliği var. Tam olarak kitap diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu kitap aslında Myung Min Oh adlı bir illüstratörün kitabı. Instagram'daki sayfasını ben açıklama kısmında paylaşacağım sizlerle. Çizimleri olan ve daha sonra bunu bir kitap haline dönüştürdüğü ve her bir resminde böyle çok anlamlı, çok güzel minik yazıları olduğu bir kitap. Peki bunun konuyla bağlantısı ne? Güzellik deyince insanın aklına direkt bedensel, fiziksel güzellikler geliyor. İşte çok güzel bir kadın, çok güzel bir manzara gibi gibi. Ben biraz daha işin derinine inen taraftayım. Artık beni izliyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden ben bu kitabı okurken ve resimlere baktıkça çok duygulandım. Çünkü kitabın size vaat ettiği şey günlük hayatta yaşadığımız birçok olayın aslında güzelliğini hatırlatmak amacıyla ortaya konmuş ve beni daha da etkileyen bir finale sahipti. Ama onu biraz daha sonra bahsedeceğim. Ben de düşündüm bu güzellikleri, bu beauty'yi sizle nasıl bir araya getirebilirim diye. Şimdi size hazırladığım ve bu kitabın içinden olan görsellerle minik videolar hazırladım. Önce onu izleteceğim size. Ardından da hemen ardı sıra ben bu görsellere baktığımda bazı diziler hemen aklımda canlanmaya başladı. O sahneler ve o mutluluk hissiyatıyla büründüm bir anda. Ve kitaptaki bazı illüstrasyonlarla dizilerdeki bazı sahneleri birleştirdim. Ve kendime ait bir takım cümleler yazdım. Ve güzel bir şarkıyla da bir klip hazırladım. Onu izleyeceksiniz. Çok heyecanlıyım. Bu klibi izledikten sonra hemen çok ufak daha bir sohbet edip sizinle ardından güzel bir şarkıyla kapatacağız. O yüzden şimdi sizi kliplere uğurlamak istiyorum. Ardından tekrar konuşmaya devam edelim. Like we used to be, babe. Say that you hate me. Like we used to be, baby. And the pieces are falling. Some things gotta either change, babe. You was one and only. Girl, you used to love me. If I got a two small cheeks and a bright pink lips, baby, would you want it to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you want it to hold me? No, you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never.
care about all those things that you kill, then I'm not yours. Yes, you're wasting all your time for some stupid things, baby, I'm already yours. You keep asking me, do I really sit you, do I really look a girl, I don't understand you. All you have to do is smiling at me like there's no one interrupt us, cause that's all I need from you. Make the fingers freeze, it's super hot, 하지 말고 가까이 더 붙어, 난 여기 있어. 네가 뭘 원하던 시간이 난 항상 똑같아, 다른 조건은 애초에 없었어. Two small cheeks and a bright pink lips, baby, would you want it to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you want it to hold me? No, you never, no, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never, it can never ever happen to me, cause I'm that girl, tall girly. Boy, I got a small girl fantasy, baby, would you still love me? Though I got a big love, a big personality, would you guarantee? No, you got a small girl fantasy, baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice and big personality, would you guarantee? Beğenmişsinizdir. Şimdi bu görseller birçoğumuzun günlük hayatının aslında ne kadar günlük diye adlandırdığımız hayatımızdaki önemli ve güzel anlardan oluşuyor. Bizim hayat acelesiyle göremediğimiz birçok anın aslında ne kadar güzel ve kıymetli olduğu, özel ilişkilere geldiği zaman da sadece bir insanın güzelliği değil, bir ruhun da güzel olabileceği, bir anın da güzel olabileceği, bir kişinin de güzel olabileceği gibi gibi birçok anlamla kullanılabilir güzellik. İlla bir makyaj olması gerekmiyor. İlla bir bedenen güzellik gerekmiyor. Bir insanın güzel olması ya da bir anın güzel olması için. Bu çok büyüleyici bir şey bence. Güzellikle alakalı. Sizin bir yemek pişirmeniz, ailenizle geçirdiğiniz bir saatiniz bile aslında bir ömre bedel bir güzellik taşıyor içinde. Çok kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim beni çok duygulandıran ve işte bu güzellik bambaşka dedirten, kanalımda da Kore kültürünü tanıtmayı sürdürmemi bir kez daha nedenini hatırlatan bir olay bu. Bu kitabın güzel çizeri ve yazarı, kalbi de çok güzel bir insanmış, kalemi de bir o kadar güzel bir insanmış. Türkiye biliyorsunuz bir deprem yaşadı, bir afet yaşadık maalesef ve bize o zaman da dünyanın birçok yerinden birçok ülke yardım etti. Kore de bunlardan biriydi, bizim kardeş ülkemiz. Hala böyle anlatırken duygulandığım bir durum ve burada o kadar güzel bir şekilde bahsedilmiş ki aslında beni çok etkiledi. Özellikle sevgili Türk kardeşlerime diye başlayan bir hitabet yazmış bize. Ve kendisinin zaten illüstre ettiği bu resimler, bu görseller sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çok gündeme gelmişti. Türkiye'yi bu şekilde anması ve taçlandırması beni çok onere ve mutlu etti. Ve bize aslında günlük hayatımızda da mutlu olabileceğimiz, her ne kadar bu kötü olayı yaşasak da toparlanmak için bir umut, insanlara bir ışık olabilmek amacıyla bunun yapılmış olması, çok özel ve güzel bir insanın aslında hayatımıza değdiğini gösteriyor. Ben bu kitapta onu sonuna kadar hissettim ve beni bir kez daha yaşadığım her anı sorgularken olacağım bir duruma itti diyebilirim. Birçok konu ve birçok hikaye anlatıyor bu kitap. Ama
dizi sahnelerinde de gördünüz. Biraz daha artık o kısma geçeyim. Her anımız güzel olmaya da biliyor. Ama onları güzel yapmak bizim elimizde. Birçok şey bizim elimizde aslında. Güzel diye tabir ettiğimiz ya da etmediğimiz şeyleri zaten biz adlandırıyoruz. Bir şeyin güzel olup olmadığına biz karar veriyoruz. Ama karar verirken çıtalarımız hep çok yüksek. Belki de. Bu yüzden mutluluk ve güzellik kavramları hayatımızda çok önemli ama bir o kadar da insanlara sürekli uğraş verdiği bir durum haline döndü. Güzellik hepimizde, hepimizin mayasında, hamurunda olan bir şey. Ve her insan kendine has ve özel ve güzel bu yüzden de zaten. Bizi farklılıklarımız güzelleştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden de ben güzelliği, beauty'yi bu şekilde işlemek istedim. Benim klipte kullandığım şarkı Small Girl adlı bir şarkı. Ve bu şarkıyı klibiyle birlikte birazdan sizinle paylaşacağım. Bu şarkı bize günlük hayatımızda güzellik kavramının ne hale geldiğini gösteriyor. Beauty denince akla gelen ve aslında her insana göre güzelliğin o olmadığını gösteren bir klip ve şarkı ve sözler. Bence bu anlamıyla çok anlamlı, dokunaklı bir şarkı olmuş. Ben çok sevdim. Ve size enerji de veriyor. Olduğunuz kişiyi, halinizi ve yaşadığınız her anı güzel yapan sizlersiniz. Bunu unutmayın. Ve bu bilinçle de umarım her insan artık çok böyle tipikleşmiş ve aynı yüzler olmaya çalışıyor. Tabii ki buna da saygı duyuyorum. Herkes mutlu olduğu şekilde yaşamalı ve kendini nasıl güzel hissediyorsa o şekilde yaşamalı. Ama bunlara da kendimizi koşullamamamız gerektiğini sadece söylemek istedim. Ve çok güzelsiniz, çok güzeliz. Umarım çok güzel günler, güzel hayatlar ve güzel zamanlar geçiririz. Güzel insanlar katarız hayatımıza. Bence bunlar çok önemli. Ve güzel kelimesi ne kadar güzel bir kelime diye düşünüyorum bir yandan da kullanırken. Mi de burada benim videomda bu şekilde işlenmiş olsun. Bence hepimiz hepimizin bir parça bulabileceği bir video olduğunu düşündüm. Ve eğer siz de beğenirseniz mutlaka, bence bu bir reklam değil tabii ki ama kitabı da ve görselleri de takip etmenizi isterim. Bence siz de çok seveceksiniz. Instagram adresini de bırakıyorum dediğim gibi ve çok teşekkür ediyorum. Myung Mino adlı yazarımıza ve bu, yani ona tarif edilmez bir sevgi duydum. Ve bu kadar ince ruhlu olmasına karşı da çok bence gurur duyulası bir isim olduğunu düşündüm. Teşekkür ediyorum. Ülkemi de içinde geçen bir şekilde bize ithafen yazdığınız cümleler için ve görseller için de teşekkür ederiz. Ben kendim ve ülkem adına teşekkür edeyim en azından. Güzel insan. Ve bunu söyleyerek de videomu kapatmak istiyorum. Ve umarım çok sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirirsiniz. Hafta içinde paylaşımlarıma devam ediyor olacağım. O yüzden görüşeceğiz. Kendinize bir sonraki videoma kadar çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Ve sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın. Hepiniz çok güzelsiniz. Ve sizin güzel kalplerinize de kocaman sevgiler yolluyorum. Görüşürüz. If I got a two small chicks and a bright pink lips, baby, would you wanted to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you wanted to?
you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never. It can never ever happen to me. Cause I'm that girl, talk girly. Boy, I got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice and big personality. Would you guarantee? No, you got a small girl. Kiss me, maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you want it to hold me? No, you never, no, I'm never gonna get them all, yeah, that's what makes me feel lonely, always never, it can never ever happen to me, cause I'm that girl, talk girly, boy, I got a small girl fantasy, baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, a big personality, would you guarantee? You got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality. Would you guarantee?